Merhabalar, Kırmızı Başlıklı Kız'ın son bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda kıyafetlerimizi, aksesuarlarımızı, en sonda artık bebeğimizi dikip giydirerek bebeğimizi bitirmiş olacağız. Eğer hazırsak başlayalım. İlk olarak elbisemizi öreceğiz. Ben elbisede şu anda kullanacağım ipten farklı bir ip kullandığım için biraz daha tok duruyor. İlmeklerim daha büyük görülüyor. Şimdi kullanacağım ip buna göre biraz daha ince olacak ve bence daha hoş bir görüntü olacaktır. Hazırsak başlayalım. Elbisemiz için gerekli olan bir siyah bir de kırmızı yumak ipimiz vardı. İlk olarak siyah ipimi alıyorum. Siyah ipim ile 48 tane zincir çekiyorum. Tane zincirimi çektim. Şimdi en son zincirimden itibaren 6 tane zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'nın içerisine bir tane DC yapacağım. Yani ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir de 6 tane daha ikili trabzan yapacağım. Bir yapmıştım. Şimdi İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. 5, 6 ve 7. Şu anda 7 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi bir sonraki zincirimin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı zincirin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir görüntüm olacak. Şimdi tekrar 7 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar bir sonraki zincirimin içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı zincirimin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani şöyle boşluklar oluşturmuş oluyorum aynı zincir içerisinde. Şimdi tekrar 10 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane daha yaptım. Şimdi yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin içerisine bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar 7 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. ikili trabzanımı da yaptım. Tekrar bir tane daha ikinci trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı zincirimin içerisine tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Artık son olarak da 7 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7.'yi de yaptım.
Burada şöyle zincirim kalıyor. Ben bunu bile bile biraz zincirlerimi fazla çekiyorum ki iyice sabit olsun. Bu şekilde elbisemizin ilk sırasını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızda iki tane zincir çekiyoruz. Şöyle geriye dönüyoruz. 9 tane sık pardon 9 evet şu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramız için iki tane zincir çektim. Şöyle ters çevirdim. Dönerek öreceğim. Şimdi 9 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şuraya da bir tane yapacağım. 8. Pardon. Şöyle 9 tane ikili trabzanımı yaptım. Olmadı bu. Evet, bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıramızdan devam ediyoruz. İkinci sıramız için iki tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü şöyle ters çevirdik. Şimdi 8 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şurada bir zincirle delikler oluşturmuştuk ya. Onun içerisine de bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı deliğimin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Yani şu şekilde bir görüntüm oluşacak. Şimdi tekrar 10 tane, pardon, 9 tane daha trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine o delikli kısma geldim. Yine o deliğimin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı deliğin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 12 tane ikili trabzanımı öreceğim. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrar o deliğime geldim. Yine içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tekrardan 9 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine o boşluğumun olduğu sıraya geldim. Tekrar o deliğimin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir tek çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle bir görüntüm oluşuyor. Artık sıra sonuna kadar geri kalan 8 tane trabzanımı da örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda yine 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geriye döndüm.
Şimdi toplamda 9 tane sık iğne yapacağım. Şey pardon, 2'li trabzan yapacağım. 6 zincir çektim. Artık 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi yine o boşluklu kısma geldim. Yine aynı içine bir tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı deliğin içerisinde bir trabzan daha yaptım. Şurada benim toplamda 10 tane, hatta 10 mu sayalım? 2, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 tane ikili trabzanım var. Üzerine tekrar 10 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hatta 11'miş. 11 tane trabzanımı yaptım. Evet, 11 tane trabzanımı yaptım. Tekrar o boşluklu yere geldim. İçerisine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Şimdi tekrar şuradaki deliğime gelene kadar arada kalan yerleri trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tekrar o boşluklu yerime geldim. Yine içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi yine burada 11 tane trabzanım var. Her birine tekrar 11 tane trabzanımı da yapacağım. 4 6 7 8 9 10 ve 11.'yi de yaptım. Tekrar boşluklu delikli kısmıma geldim. Aynı yerin içerisinde bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Yine sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerini doldurarak gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. Üçüncü sıramız da bu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi sırada dördüncü sıramız var. Dördüncü sıramız için yine iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar boşluğun içerisine geldim. Boşluğun içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda şurada 11 tane trabzanım oldu. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Tığımın başını doladım. Hemen sıramı takip eden ilk boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir kol oyuntusunu yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar ikinci şuradaki deliğime gelene kadar bütün trabzanlarımı öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şimdi deliğimin bulunduğu yere geldim. Tekrar o deliğimin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar tığımın başını doladım. Şuradaki deliğimin içerisine trabzanımı yaptım. Artık sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, dördüncü sıramız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Elbisemizin formunu oluşturmaya başladık şu şekilde. Beşinci sıramızdan devam edelim. Şimdi tekrar 6 tane daha zincir çekiyorum. Şöyle. Şurada ben düğmelerim için aslında ilik oluşturmuş oldum. İsterseniz siz şuradaki düğmeyi iptal edebilirsiniz. Ben diğer ördüğüm elbisede şu araya düğme yapmamıştım. O yüzden 2 tane düğme yeterli gelmişti. Ama bu bebeğim için 3 tane düğme kullanacağım. O yüzden şu aradaki 3. sırama da düğme iliği açtım. Şimdi tekrar 6 zincirim çekmiştim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sıra geldi buradaki zincirlerime. Ben burada zincirin üzerine örmedim. Direkt şuradaki deliklerin içerisinden, yani şu deliğin içerisinden örerek devam ettim. Şu anda bu deliğin içerisine 6 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Şu şekilde yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrar şu arada kalan bütün trabzanlarımı yine öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ikili trabzanımı da ördüm. Tekrar şuradaki 8 zincirimin içerisine de 6 tane
İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Sıra sonuna kadar da bütün trabzanlarımı yine örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, bu şekilde 5. sıramı da tamamlamış oldum. Evet, şu anda 52 tane ikili trabzanımız var. Bu 52 tane ikili trabzanı da 2 sıra öreceğiz. Evet, 10 sırada 52 ikili trabzanımı tamamladım. Artık siyah rengimle işim bitti. Kırmızı rengime geçiyorum. Ama geçmeden önce burada şöyle bir birleştirme işlemi yapacağım. En son trabzanımı yaptıktan sonra şuradaki trabzanımı CC ile bir birleştirme işlemi yapıyorum. Bunu buradan sıkılaştırıp artık ipimi kopartıyorum. Şöyle kestim. Şu şekilde bir görüntü oluşacak. Şimdi kırmızı renkli ipimi alıyorum. Şöyle bir tane zincir çekelim. Şurada CC ile birleştirme yaptığım yere geliyorum. İki tane zincir çekeceğim. Hatta üç tane zincir çektim. Başımı doladım. Tekrar aynı yere bir tane trabzanımı yapıyorum. Bu arada şu arkadaki ipleri de burada yürüteceğim. Bir trabzan yaptım. Sıra geldi ikinciye. Bunun içerisine aynı ilmeğe iki tane trabzan yapacağım. Bir, iki. Sıradakine bir tane yapıyorum. Bir sonrakine iki tane yapıyorum. Yani kuralım şu. Bir tane tek yapıyorum, bir çift. Bir tane tek, bir çift. Bunu sıra sonuna kadar yapacağım. Evet, elbisemizin son durumu şu anda bu şekilde. Şu anda benim elimde 78 tane ikili trabzan var. Bu 78 tane ikili trabzanı da 10 sıra boyunca arttırma azaltma yapmadan öreceğiz. Eğer siz çok böyle volanlı bir eteği olsun istiyorsanız bundan bir sonraki sırada 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift yaparak ilmek sayısını arttırırsınız. Daha volanlı bir elbise elde edersiniz. Ben öyle çok volanlı olmasını istemiyorum. Bu nedenle bu 78 ilmek benim için yeterli olacaktır. Evet, bu şekilde 10 sırada ikili trabzanımızı ördük. Şimdi artık ipimi sabitliyorum. Kesiyorum. Şuradan da ipimi buradan yok edeceğim. Evet, bu şekilde elbisemizi bitirmiş olduk. Son olarak da şuradaki İliklerimizin tam karşısına düğmemizi dikerek artık elbisemi tamamlamış olacağım.
Şimdi önlüğümüzü yapalım. Önlüğümüz için ise beyaz ipimizi kullanıyoruz. Beyaz ipimiz ile 22 tane zincir çekeceğiz. İki tane zincir çektim. Şuradaki 1-2 tane zincirimi atladım. Üçüncüden itibaren ikili trabzan yapmaya başlayacağım. 22 zincir üzerine 20 tane ikili trabzan yapacağım. Evet, şu şekilde 20 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yine dönüyorum. 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 tane ikili trabzanla arttırma yapacağım şimdi. 1 2 3 4 Şimdi arttırma yapıyorum. Evet, bu şekilde 4 tane tekli, 1 tane çift ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, sıramızı da şu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi de 5 tane tekli ikili trabzan, yani tek, bir tane çift yapacağım. 1 2 3 4 5 tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Bunu da yine sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Evet, 5. sıramız da bu şekilde oldu. Şu anda elimizde 28 tane ikili trabzan var. Bu 28 tane ikili trabzanı da 4 sıra hiç arttırma azaltma yapmadan öreceğiz. Evet, şu şekilde 4 sıra daha ördüm. Şimdi öncelikle şu kenarımı gideceğim. Şuradan bir zincirle şu bağlama ipimi oluşturacağım. Daha sonra şuradan tekrar ipimi bağlayacağım. Kenara gideceğim. Sonra da şu görüntüyü oluşturacağım. Şimdi kenar için şöyle yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi şu şekilde doluyorum. Sonra tekrar herhangi bir boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. İpimi aldım, doladım. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Sık iğnemi yaptım. Şu şekilde böyle tırtıklı tırtıklı bir görüntü oluşacak. Yine ipimi doluyorum. Etrafını komple bununla kapatacağım örgümü. Teknik mi, bir ismi var mı bilmiyorum. Benim rastgele bulduğum bir şey. Ama kenarda güzel durdu. O yüzden bebekte de kullanmak istedim.
Evet, şu şekilde kenarını yaptıktan sonra artık bağlama ipim için zincir çekeceğim. Buraya istediğiniz uzunlukta zinciri çekiyorsunuz. Ben yaklaşık 50 tane falan zincir çektim. Şu an bu zincir benim için yeterli. Ne yapıyorum? İpimi kestim. Bu şekilde ilk bağlama yerimi oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar elime beyaz ipimi alıyorum. Şurada kaç tane zincir çektiysem o kadar zincir çekeceğim. Ben saymadım. Şu an göz kararı çekiyorum. Ama siz 50-60 tane çekebilirsiniz. Şöyle bir ölçeyim hemen. Evet. Şu zincir benim için yeterli olacaktır. Şimdi geliyorum. Şuradaki en son yaptığımız trabzana bu zincirimi CC ile sabitliyorum. Aynı yere tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yine kenar çevirme işlemini burada da yapacağım. Şimdi başlangıç noktama gelmiş oldum. Şu şekilde de etrafını çevirdim. Şimdi ilk trabzanın içerisindeyim. İpimin başını doladım. Şuraya herhangi bir işlem yapmıyorum. Hemen şu ikincinin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane ilmeğimi atlıyorum. İkincinin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkincinin içerisine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkincinin içerisine sık iğne yaptım. Tekrar tığın başında doladım. Bir tane atladım. İkincinin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldiğim zaman şurada bir tane sık iğnem var. Onu yine atlıyorum. Hemen şurada bir yere bunu CC ile sabitledim. Bir tane zincirimi çekip sıkılaştırdım. İpimi kestim. İpimi de yine arkadan saklayacağım.
Şuradaki ipimizi de yok edelim. Şu zincirlerimizin ilk baş yerlerini sıkılaştırıp yine kesiyorum. Evet, bu şekilde de önlüğümüzü hazırlamış olduk. Şimdi başlığımızdan devam edelim. Başlık için de yine kırmızı ipimi alıyorum. Bir tane sihirli halka yapacağım. Bu sihirli halkamın içerisine 20 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. 20 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Evet, 20 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen CC ile ilk yaptığım trabzanı birleştirdim. Evet, şimdi 2 tane zincir çektim. Her bir ilmeğime çift batacağım. 20 olan ilmek sayımı 30'a çıkartacağım. Evet, ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi şu sihirli halkamızı bir sabitleyelim. Evet. Şimdi üçüncü sıramızda ise bir tek bir çift yapacağız. Bu şekilde 6 tek bir çift olana kadar sıramızı devam ettireceğiz. Yani ilk ne yaptık? 20 tane ikili trabzan yaptık. İkinci sıramızda hepsine çift yaptık. Üçüncü de bir tek bir çift yapacağız. Dörtte hepsine çift yapmıyoruz. Dur. Evet, 20 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızdan devam ediyoruz. 2 tane zincir çektim. Şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciye 2 tane yapıyorum. Yani bir tek bir çift olacak şekilde sıramı tamamlayacağım.
Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bu şekilde 20 tane ikili trabzan sayımı 30'a çıkarmış olacağım. Yine sıramı CC ile birleştirdim ve bitirdim. Üçüncü sıram içinde yine iki tane zincir çekiyorum. İki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Yine iki tek yapacağım, bir çift yapacağım. Bunu da sıra sonuna kadar devam ettireceğim. Bu sıralamam 6 tek bir çift olana kadar öreceğiz. Toplamda elimizde 80 tane ikili trabzanımız olacak. Evet, bu şekilde 6 tek bir çift olana kadar ördüm. Şimdi burada şunu yapmanızı istiyorum. Bebeğinizi alın. Şöyle bir başına koyun. Genişliğine bakın. Eğer dar olduğunu düşünüyorsanız bir sıra daha 7 tek bir çift olacak şekilde arttırma yapabilirsiniz. Çünkü saçımızın yoğunluğuna göre belki başlığımızın şapka kısmı kafamıza küçük gelebilir. Buna da dikkat edelim. Evet, şu anda elimizde 80 tane ilmek var. Bu 80 tane ilmeğimizi de 5 sıra arttırma azaltma yapmadan öreceğiz. Eğer siz bir sıra daha büyütürseniz ilmek sayımız 90'a çıkacak. O zaman 90 tane ilmeğimizi örmüş olacağız. Evet, 5 sırada 80 ikili trabzanımı ördüm. Şimdi devam ediyorum. Tekrar 2 tane zincir çektim. Bir tane arttırma yapacağım. 2 tane tek örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane tek örüyorum. Bu şekilde 10 defa tekrar edeceğim. Yani 10 tane arttırmış olacağım. Hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. 2 tane tek ördüm. 1 tane çift ördüm. 9. tekrarımı da yapmış oluyorum. Evet. Şu şekilde 1 arttır 2 tek ör, 1 arttır 2 tek ör diye 10 defa tekrarladım. En son bitimimde 2 tane tekim vardı. Şimdi 1 tane daha çift yapıyorum. Yani toplamda 11 tane
arttırmış oldum. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen bir tane arttırma yapıyorum. Üç tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bunu da yine sıramızın sonuna kadar tekrarlayacağız. Sıra sonunda bir tane ilmeğimiz artıyor. Ona da yine çift yapacağız. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine bir tane arttırma yapacağım. Dört tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3, 4. Tekrar arttırıyorum. Bu şekilde de yine sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yine sıramızın sonunda bir tane ilmeğimiz artacak. Ona da çift yapacağız. Evet, bu sıramızı tamamladık. Şu anda elimizde 64 tane ikili trabzan var. Bu 64 ikili trabzanı da 5 sıra boyunca arttırma yapmadan öreceğiz. Evet, şu şekilde 5 sırada 64 ilmeğimizi ördük. Siz isterseniz bu sıra sayısını uzatabilirsiniz. 6-7 sırada örebilirsiniz. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Artık bu son sıramız. Şurada 64 tane sık iğne yapacağız. Son ilmeğime geldim. Bunun içerisine şimdi çift yapıyorum. Daha sonra şu kenarımı sık iğne ile geçeceğim. Komple etrafını sık iğne ile geçiyorum. Şimdi en son şöyle daha güzel olacak. En son bittiğim yere de geldim. Şimdi şuraya da bir tane sık iğne yapacağım. Daha sonra yine ipimi şu şekilde tığımın etrafından geçirdim, doladım. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi yine şu şekilde doluyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi yine böyle doladım. Bir tane sık iğne yaptım. Şöyle netleştireyim. Şöyle bir görüntüm oluşacak. Bu şapka kısmının önünü tamamen bu şekilde tamamlayacağım. Daha sonra şuraya geldiğim zaman yine buraya da sık iğne yapacağım. Bunu bir tamamlayalım. Evet, şu şekilde artık son bitirmemi yapıyorum. CC ile sabitledim. Bir zincir çekip sıkılaştırıyorum. Başlık kısmımızda
şu şekilde bir görüntü oluşacak. Şimdi tam şuradan başlık kısmımızın ve pelerinimizin kesiştiği noktadan ipimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekeceğim önce. Sonra şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar bağlama ipimi yapıyorum. Yine burada da bir 100 tane zincir çekebilirim. Çünkü fiyonk yaptığımız zaman görünüşü güzel olsun. Belki 100 fazla gelirse de 80 yapabiliriz. Ben şu anda saymıyorum. Göz kararı yapacağım. Evet, bu benim için yeterli. Hemen kestim. Şuradaki başlangıç ipimi de hemen sabitleyeceğim. Hemen diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Tam şuraya tığımı geçirdim. Bir tane zincir çektim. Yine artık şurada kaç tane zincir çektiysem burada da aynı sayıda zinciri çekeceğim. Şöyle saymadığım için ben ölçeyim. Tekrar bir daha ölçelim. Evet. Diğer bağlama ipimi de tamamladım. Yine hemen sabitleme işlemimi yapacağım. Şurada bitiş noktamda ipim vardı. Yine onu da hemen bir sabitleyelim. Şuradaki iplerimi de şöyle çekiştirip sıkılaştırıp kesiyorum. Evet. Başlığımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle bir görüntümüz olacak. Evet, patiğimizde devam edelim. Patik için siyah ipimi ve tığımı alıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. zincirimden itibaren örmeye başlayacağım. 6. zincirime bir tane tekli trabzanla arttırma yapıyorum. 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Aynı zincirimin içerisine 4 tane yine tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Sonra artık zincirimin üzerinden şöyle döneceğim. 4 tane yine tekli trabzan yapıyorum. 1
2 3 4 İlk baştaki zincirimde şuradan bir tane arttırma yapmıştım. Yine aynı zincir içerisine bir tane daha arttırma yapıyorum. Daha sonra da sıramı CC ile birleştiriyorum. Bu şekilde elimde toplamda 16 tane tekli trabzanım olmuş oluyor. Şimdi tekrar bir tane zincir çekeceğim. Hatta iki çekelim. İki tane tekli trabzanla arttırma yapıyorum. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yapıyorum. Şu arada kalan 4 tane tekli trabzanımı yine tekli trabzan olarak örüyorum. 2 3 4. Şurada 4 tane aynı zincir içerisinde tekli trabzan yapmıştım. Şimdi burada 4 tane tekli trabzanla çift yapacağım. Yani arttırmış olacağım. 1 2 3 ve dördüncü arttırmamı yapıyorum. Tekrar 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane yaptım. Şurada 2 tane ilmeğim kaldı. Bunlara da yine tekli trabzanla 2 defa batarak arttırmamı yapıyorum. Yani çift yapmış oldum. Yine sıramı CC ile birleştirdim. Bu şekilde ilmek sayımı da 24'e çıkartmış oldum. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir tane tek yapıyorum. Tekli trabzanla bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Arada kalan 4 tane tekli trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi tekrar bir tek bir çift yapacağım. Bunu da 4 defa burada tekrarlayacağım. Bir tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Bunu da 4 defa tekrarladım şimdi. Şu arada kalan 4 tane tekli trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi yine bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift yaparak 3. sıramı da tamamlamış oldum. Yine sıramı CC ile birleştirdim. 4. sıramda yine 2 zincir çekiyorum. 5 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bir tane arttırma yapıyorum. 9 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane arttırma yapıyorum. 6 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 1 2 3 4 5 6 Bir tane arttırıyorum. Geriye kalanlarını ise tekli olarak örüyorum ve sıramı CC ile birleştirdim.
Şu şekilde şu anda benim elimde 36 tane ikili tekli trabzanım oldu. Bunu da iki sıra arttırma azaltma yapmadan öreceğim. Evet, iki sırada 36 tane tekli trabzanımı ördüm. Şimdi tekrar yine zincirimi çekiyorum. 16 tane tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Şimdi arka arkaya 6 defa azaltma yapacağım. Yine tekli trabzanla. 1, 2, 3, olmadı. Şöyle. 3, 4, 5 ve 6. Geriye kalan ilmeklerimde sıra sonuna kadar tekli trabzan olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve sıramı CC ile birleştirdim. Şimdi artık şu bantımı oluşturacağım. Bu bantta da ayaklarım şöyle bakarken banta ekleyeceğim düğmeler hep ayağın dış tarafına doğru bakacak. Bunu da şöyle aldığım zaman burada bantım şuradan başlamıştı. Şu ayağımda ise diğer taraftan başlayacak. Bu ayağımın bantını oluşturabilmek için başlangıç noktamdan 12 tane CC yaptım. Bantımı oluşturdum. Daha sonra geri inip sıra sonuna kadar CC yaptım. Şimdi şu ayağımda ise CC yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, şöyle ölçeyim. 25, 26, 27 tane CC'yi yaptım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan sonra çekeceğim zincir sizin bu ayakkabıda kullanacağınız düğmeye göre değişiklik gösterecek. Ben çok küçük 6 milimlik düğmelerden kullanıyorum. Bunun için de 6 tane zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada 10 zincir saymıştım. Oradan başlayarak bu zincirlerin üzerine 10 tane sık iğne yapıyorum. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde ayakkabı bantımı ve düğme iliğimi oluşturmuş oldum. Geriye kalan 2 tane ilmeğimi de CC yapıyorum. Yine sıra sonunda CC ile birleştirip artık ipimi kesiyorum. Evet, ipimizi kestik. Bu şekilde ayakkabımızı da oluşturmuş olduk. Şurada ipimizi hemen sabitleyelim. Sonra ne yapacağım? Şu bantı şöyle tutacağım. Artık nereye denk geliyorsa
Oraya da düğmemi dikeceğim. Ayakkabılarım da şu şekilde hazırlanmış oldu. Evet, son olarak da artık sepetimizi yaparak bebeğimizi tamamlıyoruz. Sepetimiz için de yine 15 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14. zincirimden itibaren örmeye başlıyorum. 14. zincirimin içerisine bir tane arttırma yapıyorum. Daha sonraki zincirlerimin içerisine de 12 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son zincirimin içerisine ise 4 tane sık iğne yapıyorum. Yani aynı zincirin içerisine yapmış oluyorum. 2, 3, 4. Bu şekilde bir dönüşü sağlıyorum. Şu zincirimi sıkılaştırdım. Şimdi şurada 12 tane sık iğnem vardı. Onun karşısına da yine 12 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sonda kalan zincirimin içerisine ise yine bir tane arttırma yapıyorum. Yine sıramı da burada CC ile birleştirdim. Evet, şimdi ikinci sıramdan devam ediyorum. İkinci sıramda 2 tane arttırma yapıyorum. Arada kalan 12 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İlk sıramda aynı zinciri içine 4 tane sık iğne yapmıştım. Şimdi bunların her birine de çift yaparak 4 tane arttırma yapıyorum. 2, 3, 4. Yine arada kalan 12 tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurada 2 tane sık iğnem kaldı. Bunlara da yine çift yaparak 2 tane arttırma yapıyorum. Yine sıra sonunda CC ile birleştirme yapacağım. Evet, ikinci sıramı da şu şekilde tamamlamış oldum. Üçüncü sıramızdan devam ediyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Yine arada kalan 12 tane sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi yine bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek,
bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Bunu da şurada 4 defa tekrarlamış oldum. Arada kalan 12 sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 12.yi ördüm. Yine bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek, bir tane çift yaparak sıramı tamamlıyorum. Şöyle oldu. Şimdi bizim aslında burada yapacağımız işlem sıralı şekilde devam edecek. Bir sonraki 4. sıramızda 2 tane tek yapacağım, bir tane çift yapacağım. Yine 2 tek yapacağım, 1 çift yapacağım. Aradaki 12 tane sık iğneyi örüp şuraya geldiğim zaman yine 2 tek 1 çift yapacağım. 12 sık iğneyi öreceğim. 2 tek 1 çift yapacağım. 5. sırada 3 tek 1 çift, 6. sırada 4 tek 1 çift, 7. sırada 5 tek 1 çift yaparak tabanımı oluşturmuş olacağım. Ben şimdi hemen tabanımı oluşturup geliyorum. Evet, şu şekilde tabanımı oluşturdum. 5 tek 1 çift olana kadar kenarlarım ördüm. Şimdi ise bütün ilmeklerimi CC ile geçeceğim. Hepsine şöyle CC yapıyorum. Şimdi bunu yapmadan önce eğer tabanın daha sert olmasını istiyorsanız şu parçadan bir tane daha örüp ters yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştirip CC'yi yapabilirsiniz. Ya da benim gibi içerisine daha sonra sert bir parça ya da keçe yapıştırabilirsiniz. Şimdi CC ile hemen şöyle hızlıca yapıp geleyim ben. Evet, bütün ilmeklerimi de CC ile geçtim. Sıramı birleştirdim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şurada arkada kalan ilmeklerimi örecek, alacak şekilde hepsine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle şu arkadaki ilmeklerimi örüyorum. Yine sıra sonuna kadar hepsine ikili trabzan yapacağım. Burada şöyle bir görüntüm oluşacak. Hemen bir netleyelim. Evet. Şöyle bir görüntüm oluşsun istiyorum. Yine bunu sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şu şekilde ikili trabzanlarımı da yaptım. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Normalde biz trabzan yaparken hep şuradaki boşluklara batıyorduk ya. Bu defa lastik görüntüsü vermek için farklı bir yöntem kullanacağız. Bunun için de ilk olarak ilk ilmeğimi şu şekilde şöyle boşluktan ilmek tığımın ön tarafında kalacak şekilde batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu defa tığımı şöyle ilmeğin arkasından geçiriyorum. Tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Yine tığımı doladım, önden geçirdim, ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım, arkadan geçirdim, ikili trabzan yaptım. Bu şekilde bir önden bir arkadan olacak şekilde trabzanlarımı yaparak sıramı tamamlayacağım. Bir önden bir arkadan, şöyle göstereyim. Önden yaparken tığımı şöyle geçiriyorum. İlmeğim bana bakıyor. Ördüm. Arkadan yaparken de tığımı yine önden arkadan geçiriyorum. Bu defa ilmeğim şöyle dış tarafa, ters tarafa bakacak. Şöyle bir görüntü oluşturacağım. Buna lastik örgüsü deniyorsun. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine aslında aynı işlemleri yapacağım. 2 tane zinciri çektim. Bu defa ilmeklerin hangisini nereden alacağım daha belli oldu. Yine bir tane önden, diğerini ise arkadan. Bir tanesini
önden bir tanesini arkadan, önden arkadan. Bu şekilde yine örgümü tamamlayacağım. Bu sırayı da tamamladıktan sonra bu sıra haricinde 5 sıra daha ördükten sonra artık sepetimi bitirmiş olacağım. Evet, ben şu şekilde sıralarımı tamamladım. Artık son sıramdan devam edeceğim. Son sıramda bütün ilmeklerimi CC yapacağım. Bu CC'leri de mümkün olduğu kadar sıkı yapıyorum. CC'mi de şu şekilde gittikten sonra artık sapı yapabiliriz. Sapımızı ise şu şekilde ayrı bir parça olarak örüyoruz. Bunun için şuradan sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızda hepsine çift batıyoruz. Elde ettiğimiz 10 tane sık iğneyi 30 sıra boyunca örüp en son sıra 31. sıramızda ise hepsini azaltarak ilmek sayımızı 5'e düşürerek şu şekilde bir sap oluşturuyoruz. Şimdi bu sapı biz sepetimize dikeceğiz ama dikmeden önce eğer ki sepet tabanının sert olmasını istiyorsanız ilk başlarda demiştim ya tabanı çift kat öreceksiniz ya da içerisine keçe, plastik gibi sert bir parça yapıştırabilirsiniz. Ben bu sepetimde hiçbir şey kullanmayacağım. Şimdi sepetimiz sapını ise şu şekilde şöyle dikeceğim ve sepetimi hazırlayacağım. Evet, şu şekilde sepetimin sapını da diktim. Ben sepetim için bir de şöyle hanım dilendi, bey beğendi modelinden bir sepet örtüsü hazırladım. Bunun tarifini de yine her yerde bulabilirsiniz. Sadece şöyle uç kısımlarına çiçekler yaptım. Bir de onun haricinde yine sepetim için şöyle minyatür küçük meyveler yaptım. Bunu da yine tarifi her yerde var. Siz sadece birazcık sayılarını küçülterek bunları yapabilirsiniz. Şöyle koyacağız. En sonunda örtümüzü şu şekilde sererek sepetimizi de tamamlamış olduk. Tüm parçalarımız bittiğine göre artık bebeğimizi dikmeye geçebiliriz. Dikmeden önce şöyle gövdemizde bir bacakları dikmek için çukur oluşturacağım. Bunun için şuradan sağmaya başlıyorum. Şuradan 7. ve 9. sıram arasına şöyle iğnelerimle bir yer belirledim. Aynı şekilde tam onun karşısına gelecek yerlere de yine 7 ve 9. sıralar arasına yerimi belirliyorum. Şimdi şu aşağıdaki iğnemden ipimi geçirdim. Nereye geçiriyorum? Şu karşıya. Şu yeşil iğnemin olduğu yere tam da böyle ortalayacak şekilde geçirdim. Da şöyle, evet. İğnemi çıkartıyorum. Şimdi burada ön taraf şurası olacak, arka taraf burası olacak. Bebek de arkada popo yapacağımız için biraz daha bacakları öne yakın dikeceğiz. Şimdi ne yapıyorum? İpim burada. Şu iğnemin bulunduğu yere batıyorum. Ve yine hemen o karşıdan çıkıyorum. Şu iğnemi de çıkarttım. Sonra birazcık iplerimi sıkılaştırıyorum. Ve şöyle birkaç tane düğüm atıyorum. Şu şekilde bacakları oluşturacağımız yerleri belirlemiş olduk. Sonra ne yapacağım? Bacağımı alacağım. Artık buraya dikeceğim. Bacağın tam
üstüne gelecek şekilde ellerimi dikeceğim. Daha sonra bir de popo yapacağım. Ben şimdi bunları dikip geliyorum. Şu şekilde ben dikişimi yaptım. Bacaklarımı 9. ve 6. sıralar arasına 3 sıraya denk gelecek şekilde diktim. Kollarımı ise boyundan başlayarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradan başlayarak 5 sıraya denk gelecek şekilde dikiyorum. Şimdi artık sırada kafamızı bedenimizle birleştirmek var. Şimdi kafamızda çok yoğun bir saç kullandığımız için bebeğimizin boynu kafayı taşımayacak. Bu nedenle ben şöyle silikon çubuktan faydalanacağım. Siz silikon yerine tel de kullanabilirsiniz ama tel kullanacaksanız mutlaka bantlamanız gerekiyor. Şimdi ben bunu kafaya yerleştirdim. Aynı şekilde boyuna da yerleştireceğim ve artık dikme işlemimi gerçekleştireceğim. Dikerken de boynu ve şuralarıma çok az elyaf doldurmuştum. Buraları da yine elyafla dolduracağım. Şimdi ben bunu yine dikip geliyorum. Evet, kafamızı da şu şekilde birleştirdik. Şimdi kafada elastik bir ürün kullanmamızın şöyle bir faydası var. İstediğim şekilde hareket ettirebiliyorum. Eğer sert bir ürün, ahşap gibi bir ürün kullanmış olsaydık en ufacık harekette kırılma olabilirdi. Şimdi ben yanaklarımızı ve şöyle diz kapaklarımızı birazcık renklendirdim. Artık ipimle şuraya bir popo görüntüsü, bir de şuraya göbek deliğini oluşturacağım. İlk ipimle ayaklarım için çukur oluştururken ki ipimi koparmamıştım. Şimdi ben onu kullanacağım. Siz eğer ipinizi kopardıysanız yeni bir ip takabilirsiniz. Şu iğneme takmamıştım. Şimdi onu bir takayım. Evet. Şimdi şurada gövdemde başlangıç noktamın tam ortasından ipimi çıkarttım. İpimi şu şekilde tutuyorum. Şurası benim için popo için yeterli olacak. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. sıram. 20. sırama şu şekilde iğnemi batırıyorum. Yine ilk başlangıç noktamdan, yani sihirli halkamı yaptığım yerden çıkıyorum. Bunu birazcık şu şekilde gerdiriyorum. Tekrar bir defa daha aynı işlemi yapıyorum. Yine başlangıç noktamdan çıktım. Şimdi ipimi yine şu şekilde getirdim. Ama bu defa burada sabitleme işi yapacağım. Hemen şöyle iğnemi geçirdim. İpimi de şöyle iğneme doluyorum. Bir taraftan da şu ipimi parmağımla tutuyorum ki kaymasın. İpimi çektim. Bu şekilde şöyle bir popo oluşturmuş olduk. Şimdi tam bu poponun bitirdiğimiz yerden karşı kısma, yani göbeğe yapacağımız yere şöyle iğneyle çıkıyorum. Şuradan çıkmıştım. Yine bunu ortaladım. Hemen bir yanına şöyle batıyorum. Tekrar yine arkadan tam o poponun bittiği yerden çıkmaya çalışıyorum. Tam çıkamadım ama ipimi de şöyle çektiğim zaman şurada da bir göbek deliğim oluşmuş olacak. Yine hemen şuraya ipimi sıkılaştırıyorum. Gövdenin içerisinde ipimi şu şekilde ilerleterek artık kesme işlemi yapacağım. Şöyle birkaç yerden ilerletelim. Evet. Şu şekilde artık bunu da kesebilirim. Evet. Bedenimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Artık kıyafetlerimizi giyebiliriz. İlk olarak elbisemizi giyelim. Elbisemizin arkasında ben düğmeleri diktim. Normalde biz burada 3 tane düğme deliği oluşturmuştuk. Ama benim kullandığım düğmeler kulaklı olduğu için 3 tanesi çok fazla geldi.
O yüzden ben şu ortadakini iptal ettim. Siz yine uygun düğme kullanarak 3 tane düğme dikebilirsiniz. Evet, elbisemizi bu şekilde giydirdik. Şimdi sırada önlüğümüz var. Önlüğümüzü de şöyle elbisemize bağlıyoruz. Elbisemiz biraz bol. Evet. Şu şekilde elbisemizi de bağladık. Şimdi ayakkabılarımızı giyelim. Ayakkabılarımıza da ben şöyle minik düğmelerden diktim. Siz yine istediğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. Şekilde ayakkabılarımızı da giydik ve son olarak da pelerinimizi takacağız. Bunun için de saçları biraz düzeltelim. Şöyle. Artık siz saçlara daha güzel şekil verirsiniz. Şöyle takayım, daha sonra düzeltelim. Pelerinimizi de şu şekilde hazırlamış olduk ve son olarak da sepetimizi koluna takıyoruz ve bu şekilde kırmızı başlıklı kızımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi siz isterseniz bir tane şuraya şort örebilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır ama ben tercih etmedim. Belki fırsat bulursam örerim. İnşallah siz de benim gibi keyifle örersiniz ve ördükten sonra da benimle kırmızı başlıklı kızınızı paylaşırsınız. Hepinize iyi günler dilerim.